Herkese günaydın. Tabii dün çok sert satışlarla bir kapanış oldu. Buna pek çok gerekçe olup bittikten sonra bulunabilir. İkinci virüs dalgası bazı ülkelerden Amerika dahil gelen rakamlar çok iyi değil. Veya Fed'in ekonominin zayıf olduğundan bahsetmesi, Robin Hood tayfasının satıyor olması vesaire vesaire. Bunları zaten gün boyunca göreceğiz. Dolayısıyla çok üzerinden gitmeyeceğim. Şimdi şuna dikkat çekmek istiyorum. Geçen Cuma günü VIX tarafındaki gelişmeyi ve CBOE'deki put korelasyonuna bahsetmiştim. Buradaki aşırılık kendisini göstermeye başlamıştı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde volatilitenin artacağı konusuna değinmiştim. Şimdi baktığımızda dün seansın başlangıcında da net bir şekilde buradaki bir hareketin başladığını, yine Robinhood tayfasının işlem yaptığı kağıtlardaki hatırlarsanız Fed akşamı da bundan bahsettim. Yani 2 günlük işlemlere baktığınızda çok sert satışlar geliyordu. Dolayısıyla bir margin call anından bahsetmiştim. Nitekim seansın ilerleyen saatlerinde VIX'in son 2 yılın en sert yükselişini kaydettiğini gördük. Ve getiri eğrisinde de önemli bir değişiklik oldu. Şimdi izin verirseniz bu tarafı kapatayım. Getiri eğrisinin durumuna bir hemen geçeyim. Şimdi getiri eğrisinde ne oldu da, VIX'in getiri eğrisinde ne oldu da bu kadar sert bir satışla karşı karşıya kaldık. Önce VIX tarafının üzerinden bir hemen gitmek istiyorum. Dünkü seans açılışındaki grafiği tekrar bir paylaşırsam, bakın 200 günlük ortalamasına gelmişti ve diğer CBOE tarafındaki, opsiyonlar tarafındaki göstergeleri de kullanarak yukarı doğru bir tepki olma ihtimalinin yükseldiğini tartışmıştık. Şimdi şurada görüyorsunuz, histogram tarafına özellikle bakarsanız, histogramda çok net bir yukarı hareket oluşurken VIX'te aşağı bir hareket vardı. Aslında bu tipik bir Fed kararları nedeniyle volatilitenin baskılanması. Uyuşturucu müptelaları gibi dozun devamlı arttırılması gerekiyor bu volatilitenin bastırılması için. Fed toplantısı sonrası aslında olması gerektiği gibi Fed dozu arttırmayınca volatilite tarafının da yukarıya doğru patladığını görüyoruz. Peki buradaki gelişme sadece basit bir volatilite patlaması mı yoksa biraz daha fazlası mı? Biraz daha fazlası. Yani şu yeşil renkle gördüğünüz bir hafta önce benim Cuma günü uyarı yaptığımdaki volatilitenin eğrisi. Ne anlama geliyor bu? Uzun vadede belirsizlik vardır. Yani biraz bir saat sonra ne yapacağınızı biraz daha biliyorsunuz ama bir ay sonra bugün ne yapacağınıza dair çok fazla bir fikriniz yok. Dolayısıyla VIX'in yukarı eğimli olması daha doğaldır. Buna korku endeksi demeyi ben çok doğru bulmuyorum. Volatilite ve korku ayrı şeyler. Yani volatiliteden bilgisizlik nedeniyle korkmak ayrı bir şey. Volatilite olduğu için yapabileceklerinizin çok daha geniş, alternatiflerinizin çok daha farklı olması ayrı bir şey. Ben ikinciyi tercih ediyorum ama özetle kısa vadede volatilite ne yapacağınız biraz daha bellidir, daha düşüktür. Uzun vadede daha yüksektir. Getiri eğrisi nasıl değişmiş peki? Dün görüyorsunuz kısa vadede volatilite veya VIX'in seviyesi daha yüksek. Uzun vadede çok daha düşük. Nasıl ki petrolde de benzer görüntüler oluyor. Dolayısıyla piyasa şu anda panik durumunda, kısa vadede ne olup biteceğini çok fazla okuyamıyor. Bu da çok iyi bir işaret değil. Ama söylediğim gibi henüz bu satışı hemen ikinci dalga çöküş geliyor işte ben demiştim vesaire demek için erken görüyorum. 2950 S&P tarafında kırılırsa biraz daha önemli olacaktır. Şimdi şuradaki hacme sabah dikkat çektim. Tekrar bir altını çizmek istiyorum. Bakın Dow Jones tarafında %50 bir artış var. Buraya geldiğinizde %1,8'lik bir artış var. Nasdaq'ta Dow Jones arasındaki bu uyumsuzluk aslında çok çok enteresan. Hemen şurada bir açayım, bir noktaya dikkatinizi çekeyim. Sonra ilerlemeye devam edelim. Bakın Nasdaq düşüş sırasında kapanış bazında baktığınızda 2018 sonu veya 2019 başındaki dibinin altına gitmedi. Dow Jones tarafına
baktığınızda tam tersinin olduğunu görüyorsunuz. Dibinin altına gitti ve yeni zirvede yapamamış durumda. Bu iki endeks arasındaki bu uyumsuzluk ciddi tehlikeye işaret ediyor. Dolayısıyla yakından takip etmemiz gerekir. Ama Dow Jones tarafında tabii Dow Jones biliyorsunuz bir fiyat endeksi. Gerçi S&P tarafında da aynı uyumsuzluk var. Ama Dow Jones tarafında tabii biraz daha eski şirketlerin işlem gördüğü ve Boeing gibi Robin Hood'cuların örneğin çok hareket ettiği kağıtlara baktığınızda örneğin şuradaki işlem hacmi artışı dikkatinizi çekecektir. Buradan kaynaklanan bir zaten işlem hacimlerinde bu kadar net uyumsuzluklar var. Şimdi gelelim ikinci konuya, Euro tarafına. Dün DXY'de bir stabilizasyon olacağını yazmıştım. Nitekim baktığınızda iki hareketten aslında bahsediyoruz. Şuradaki seviyenin kırılması, 98-90'ların kırılması ile başlayan bir aşağı trend ve dün bu trendin de yukarıya doğru döndüğünü, yani kırıldığını diyelim, döndüğünü söylemek erken. Bugün Japon yeni tarafını takip ediyorum. Orada sert bir değer kaybı olabilir. Belki diye belki altını çiziyorum. Yani yukarı hareket olmasını bekliyorum. Doların Japon yenine karşı değerlenmesini bekliyorum ama sertliğini göreceğiz. Buradaki asıl konu tabii ki bir 13.80'in kırılamaması. Yani hala kısa vadeli düşüş kanalının içinde hareket eden bir euro ile karşı karşıyayız. Hemen üzerine ekleyelim. Bu arada kur hareketleri tabii ağır gelişen hareketler. Yani insanlar hemen euronun patlayacağını veya doların patlayacağını bekliyor. Öyle bir şey yok. Hele günlük videolarda baktığınızda hiç öyle bir şey yok. Ama görüyorsunuz iki kez fiyat hareketi olarak üzerine atmayı denemesine rağmen üzerinde kalmayı başaramayarak aşağıya doğru geliyor. 1.12.20'ler kırıldığında tamamdır, aşağıya doğru hareketi başladı, nefesi kesildi euronun diyebilirim. Yani benim açımdan orası kritik. Şu an için hala yukarıya doğru atak yapma ihtimali var. Dolayısıyla eurodaki olay bitti artık. Bundan sonra dolar sert bir şekilde yükselecektir demek için erken ama 1.13.80'lerinde iki kez test edilip hatta birkaç kez test edilip kırılamaması aslında nette baktığınızda negatif bir gelişme. Altın tarafında da benzer bir durum var. 1750'nin önemini devamlı vurguluyorum. Burasının da kırılamadığını görüyoruz. Dolayısıyla ben hala burada 1680'in kırılması ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Gümüşün yeniden biraz daha tedirgin edici bir şekilde satış yemeye başladığını gördük. Ama gümüş de 200 günlük ortalamasının üzerinde duruyor. Bu açıdan kuvvetli durduğunu söyleyebiliriz. Yine de dediğim gibi 1680 ile 1750 arasında bir seçim yapması gerekiyor piyasanın. Benim beklentim aşağıya doğru hareketin olacağı, burada da 200 günlük ortalamanın test edileceği. Eğer benim beklentim gerçekleşirse sert bir düşüş göreceğiz. Bu da alım fırsatı olarak değerlendirmemiz gereken bir hareket olacak. Yine hisselerin de performansına bir bakalım. Görüyorsunuz Fed'le beraber alınan prim neredeyse tamamen geri verilmiş durumda. Buradaki açıklanacak olan spekülatif pozisyonlara bu akşam bakmak istiyorum. Ve tabii altın ETF'inin de ne oranda yukarı gittiği önemli. Çünkü daha önce de söyledim, burada öyle iddia edildiği gibi dünyada inanılmaz bir fiziksel alım falan söz konusu değil. ETF tarafında da yeni yeni çıkışların başladığını görüyoruz. Biraz daha şiddetlenecek mi, şiddetlenmeyecek mi göreceğiz. Ama finans piyasasının tuttuğu altında bir azalma olursa bunun çok hızlı bir paniğe dönüşeceğini düşünüyorum. O yüzden 1680 kritik, kırılması durumunda hareketin, satışın sertliği bence çok net olacaktır. Öyle yumuşak kademeli bir gevşeme beklemiyorum. O açıdan 1680 önemli. Yukarıda da her zaman olduğu gibi 1750'yi takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi volatilitesi bastırın, pardon, önce bir çok kısaca petrolden bahsedeyim. Çünkü petrol tarafında boşluğu tam doldurmadık ama boşluktan dönmüş olmamız önemli. Şuradaki boşluğa baktığınızda hafif bir yarısını doldurduk, yarısını dolduramadık diyebiliriz. Buradaki gelişme bundan sonra reel ekonominin ne hızda toparlanacağıdır.
çok önemli görmüyorum bu satışı. Yani buraları biraz doldurmaya çalışacak muhtemelen. 30'a doğru da bir geri çekilme yaşayacağız ama güzel bir taban oluşumu da başlayabilir. Şimdi ikinci bir volatilitesi bastırılmış olan piyasada tabii Amerikan 10 yıllıkları. Yani Move Endeksine baktığımızda ki Amerikan 10 yıllıkları yine görece olarak daha fazla trade ediyor diyebiliriz. Ama şurada gördüğünüz üzere neredeyse VIX'in aksine 2019 seviyelerine geri gelmiş durumda. Bu kadar Merkez Bankası alımı olduğu bir yerde Move'un çok da yukarı gitmesini beklemek doğru olmaz diye düşünüyorum. Ama genel olarak baktığınızda Merkez Bankalarının daha aktif olduğu Avrupa tarafında da benzer bir durum söz konusu. Bu tarafta şuradaki FED akşamı bahsettiğim o bankacılık sektörünün rahatsız olma durumu aslında biraz getiri eğrisinin hareketinden kaynaklanıyor. Görüyorsunuz aşağıya doğru ve biraz yataylaşmaya doğru bir hareket içinde getiri eğrisi. Dolayısıyla bankacılık sektörü de bu işten çok fazla hoşlanmış değil. Tabii yine söylüyorum getiri eğrisi kontrolü muhtemelen tartışılacak, yani tartışılıyor zaten ve getirilmeye çalışılacaktır ama o konu gelene kadar bankacılık sektörünün şu andaki durumuna bakarsanız uzak durmakta fayda var. Yani bankacılık standart bankacılığın dışına çıkmak zorunda hissedecek kendini, daha spekülatif aktivitelere gidecek ve Avrupa'da olduğu gibi bütün dünyada bankacılık sektörü şu anda yatırım yapmak istemeyeceğim sektörlerden bir tanesi ve zaten FED'den sonra gelen şu ikinci satışta piyasanın aynı görüşte olduğunu gösterir nitelikte. Bitcoin tarafına gelip bitirelim. Bitcoin'deki işte ama FED para basıyor saçmalığının çalışmadığını görüyorsunuz. Yani piyasadan çok farklı bir yükseliş içine girebilmiş değil. Buradan tabii ki 10.400'e giderse yeniden aynı hikaye duracaksın. İşte FED para bastığı için gidiyor falan filan ama şu anda zaten FED'in para basma saçmalığı belli ölçüde fiyatlanmış olması gerekirdi. Olmuyor. Bu fiyatlanmıyor. Yeni yukarı hareketlere doğru gitmiyoruz. Burada söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. 10.400 seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. Bu seviye kırılmadığı sürece o anlatılan ve sömürülen hikaye çok fazla beni heyecanlandırmıyor. Şuradaki trendin kırılmış olması çok hoşuma da gitmedi açıkçası. Henüz daha büyük bir satış gelir demek için erken ama şunu görüyoruz Bitcoin tarafında. Aslında piyasaya zannedilenden daha entegre olmuş bir noktada işlem görüyor şu anda. Yani S&P'nin yükselişiyle beraber yükseliyor. S&P'nin satışıyla beraber de satış yer vaziyette. Dolayısıyla bu neyi gösteriyor? Kurumsal alımların zannettiğimizden daha yüksek olduğunu gösteriyor. Tabii Robin Hood alanlarla burada Bitcoin tutanlar arasında da bir ilişki Robin Hood kullananlarla diyeyim yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama netice itibariyle baktığınızda S&P ile olan yüksek korelasyon artık portföylerde Bitcoin'in kendisine yer bulmaya başladığını düşündürüyor. Bu orta uzun vadede bence iyi bir haber. Yukarıya doğru da ciddi anlamda götürecektir. Kısa vadede işte FED para basıyor stratejisi üzerinden giderseniz geleceği yer burası. Öyle ciddi bir patlama falan filan olmuş değil. Dolayısıyla sadece 10.400 seviyesini takip etmeye devam ediyoruz diye düşünüyorum. Geri kalanı istediğimiz spekülasyonu yapabiliriz ama 10.000'lerin ilk başta aşılıp 10.400'ler kırılmadığı sürece Bitcoin tarafında pozisyon arttırmak çok doğru olmayacaktır diye düşünüyorum. Herkese iyi hafta sonları.